Ana haber bültenimizden mutlu akşamlar, gündemle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası heyeti Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Organize sanayi bölgesini de ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Ekonomi ve sanayicilerin sorunlarının değerlendirildiği toplantıda çözüm önerileri de paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası heyeti Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda Afyonkarahisar'daki iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yem %70. Eğer siz yeme ulaşamıyorsanız hayvancılığı sürdüremezsiniz. Gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarının dert ve sıkıntılarını dinleyen heyet çözüm önerileriyle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Onun için de ne kadar büyük hata yapılırsa yapılsın ekonomi bir yere kadar dayanıyor ama onun da dayanabileceği bir yer var. Toplantının açılış konuşmasını yapan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan çalışmaları anlattı. Organizemiz 1980 senesinde müteşebbis heyet tarafından 4 milyon 600 bin metrekare üzerinde kurulmuş. 4 milyon 600 bin metrekare alanımız aşağı yukarı 10 sene önce %100 doluluğa ulaştı. Daha sonra 2 milyon 600 bin metrekare daha genişleme alanımızla ilgili çalışmalarımızı yaptık. 3 ay önce de genişleme bölgemizden ilk tahsisimizi yaptık. Şu anki gider gelişmelerle ilgili dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Başkan Yeşilay'ın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak da organize sanayi bölgelerini ziyaret etmenin her zaman kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Borçlanarak, borcu da betona yatırarak ekonomiyi şişirme stratejisi iflas etti. Evet dışarıda para çok buldu, hala çok bol. Ama borcunuzu geri ödeme kapasiteniz olmadığını gördükleri andan itibaren o parayı size çok zor verilir. İyi durumda olan İhracatçı, şu bu. Bunların hiçbiri ortada kalmaz. Yani Türkiye'nin borcu 2002'de gayri safi yurt içi hasılaya oran olan Türkiye'deki tüm kesimlerin borcu işte aileler, şirketler, bankalar, devlet hepsini alt alta üst üste yazın %95'iymiş gayri safi yurt içi hasılı. Şimdi %150'si. Yani bugün o günden daha fazla borç. Daha fazla borçlu olduğumuz için de bir finansal krizin yıkıcı etkisi çok daha fazla olacaktır. Siz her zaman dışarıdakiler dönmek istersiniz. Çünkü onların rakibisiniz. Önemli olan dayağı yemeyecek tedbir alacaksınız. Siz her seferinde almıyorsunuz birileri beni dövüyor diye. Niye dayak yiyorsunuz? Sayın seyirciler, ilimizde faaliyete geçen kadın kültür evleriyle ilgili çalışmaları sık sık yansıtmaya çalışıyoruz ve kadın kültür evleri ve Gün Efem işbirliğinde süren kadına dair programına Şuhut Kadın Kültür Evi Müdiresi Betül Avcı, Kadın Kooperatifi Başkanı Merve Ağtaş ve Şuhut Kadın Kültür Evi katılımcısı Tijan Yaylalı konuk olarak katıldılar. Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve Gün Efem işbirliğinde süren kadına dair programına Şuhut Kadın Kültür Evi'nden Müdire Betül Avcı, Kooperatif Başkanı Merve Ağtaş ve katılımcı Tijan Yaylalı konuk olarak katıldılar. Şuhut Kadın Kültür Evi Müdiresi Betül Avcı şunları söyledi. Bizim de amacımız ilk defa olsun oranın verdiği şeyi, tatmaları. Bir defa geldikten sonra zaten gerisi geliyor. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimler mesela çok hoş, öyle değil mi? Kesinlikle. Örneğin bir doktora gidiyoruz. Çok az bir zamanımız oluyor halimizi arz etmek için. Ama burada doktorlarımız, eğitimcilerimiz bizim ayağımıza kadar geliyorlar ve onlarla uzun uzun sohbet etme şansımız oluyor. Kesinlikle. Bu çok büyük bir artı gerçekten. Birebir ilgileniyorlar. Evet. Ve aynı zamanda da işte sosyalleşmeye de çok büyük katkısı var. Kesinlikle. Çünkü yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Yalnızlaştı. Evet. Yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda eğitimlerimizin yanında biz sosyal aktivitelerde de bulunuyoruz. İşte tiyatrolara katılıyoruz. Geziler düzenliyoruz. Doğum günleri kutluyoruz. Evet. Günahımızda. Piknikler düzenliyoruz. Bunlar da ekstra bayanlarımızı mutlu ediyor. Avcı kültür evinde bir günün nasıl geçtiğini şöyle anlattı. Planlarımız var.
haftada iki gün sohbet saatimiz oluyor. Pazartesi, cuma günleri ilim kültürden hocalarımız geliyor. Hanımlarımızla dini sohbette bulunuyorlar. Salı günleri diyetisyen günümüz. Diyetisyenimiz gelip sağlıklı beslenme hakkında kadınlarımızı bilgilendiriyor. Çarşamba günleri dönüşümlü olarak biz doktorlarımız, hemşirelerimiz toplum sağlığından gelip bilgiler veriyorlar bayanlarımıza konularıyla alakalı. Onun dışında veterinerlerimiz, ziraat mühendislerimiz geliyorlar. Çok güzel seminerlerimiz oluyor. Bunların dışında sabahları aerobik kursumuz oluyor. Hocalarımız eşliğinde bayanlarımız gelip spor yapıyorlar. Kurslarımız var, giyim kursumuz var hali hazırda. Bayanlarımız buna çok güzel talepte bulundular. Güzel katılım gösteriyorlar. Gün, dolu bir program. Aynen, gün boyunca nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Hem eğlenceli, hem öğretici, hem eğitici. Dolu dolu günler geçiriyoruz. Şuhut Kadın Kültür Evi katılımcısı Tijen Yaylılı da kadın kültür evlerinin kadınların hayatlarına nasıl dokunduğunu şu sözlerle anlattı. Dikiş kursu eğitiminde kursiyer olduğunu belirtti. Fırsat çıkınca neleri yapabildiğini öğreniyorsun. Hı hı. Yapabilmek çok güzel, eve bir katkıda bulunmak güzel. Kendini bir şeyler yapmış gibi hissediyorsun. O çok daha güzel bir şey. Yani kaç yaşıma geldim, yani bu yaştan sonra bir şeyler üretmek çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk. Evet. Demek ki aslında her yaşta mutlaka bir şeyler öğrenebiliyorum. Evet. Hı-hı. Bütün kadınların gelmesini istiyorum. Pandemi döneminde özellikle evde oturuyorduk, sıkılıyorduk. Yani dışarıya çıkamıyorduk ama orada kadın kültür evine gidince temiz. Sosyalleştiniz bence. Sosyalleştik, evet. Hı-hı. Arkadaşlarım oldu. Gidiyoruz, çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz orada. Evet, iki ağız birer yetiyor. Evet, bir yandan da aslında stresimizi atıyoruz. Üretime katılıyoruz tabii ki. Hı-hı. Yani bir şeye yaramış gibi hissediyorsun. O çok önemliydi benim için. Bravo. Yani evde oturup ev hanımlığı... Aslında çok zor bir iş. O da zor ama işte bir şey üretmek... Çok güzel bir şey, dikişte özellikle. Şuhut Kadın Kooperatifi Başkanı Merve Ataş, kooperatif olarak üretimde olduklarını söyledi. Seramik çamurumuzdan buhurdanlık yapıyoruz, fincan yapıyoruz, kupa bardak yapıyoruz. Birçok alanda üretimimiz devam ediyor. Evet, en çok ilgi gören ürünler toprak kaplar mı? En çok ilgi gören evet, sütlaç kaselerimiz şu anda yoğurtçulara satılıyor. Büyük bir firma var Bursa'da, ona veriyoruz toptan bir şekilde. Fason üretimini yapıyoruz. Perakende satışta mamutlarımız, buhurdanlıklarımız çok satılıyor. Ben e-ticaret ve sosyal medya sorumlusuyum. Gün içinde sosyal medya ile e-ticaretle ilgileniyorum. Büyük firmalardan, online mağazalardan sürekli sipariş geliyor. Evet. Bu genel siparişleri hazırlıyoruz. Siparişleri hazırlıyoruz. Üretimimiz zaten hız kesmeden devam ediyor. Sürekli üretimdeyiz. Kaç kadınımız çalışıyor şu anda? Benimle birlikte 9 kişi çalışıyoruz. Ataş, e-ticaretle ilgili pazar sıkıntılarının olmadığını belirtti. Şuhut Kaymakamlığımız ve Şuhut Belediye'miz sayesinde tanıştığımız Bursa'da çok büyük bir firma var. Onun fason üretimini yapıyoruz şu anda. Evet, Kaymakam Bey'e ve eşlerine, belediye başkanına ve eşlerine çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Onun dışında albike.com'dan satışımız mevcut. Diğer e-ticaret sitelerinden, popüler sitelerde satışlarımız mevcut. Fuarlar açıyoruz, fuarlara gidiyoruz. Afyon'da günler oluyor, oralarda stand açıyoruz. Pazarlama sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz. Son olarak Müdire Avcı, 15 yıldır eşinin işi nedeniyle birçok ilin halk eğitim merkezlerinde öğretmen olarak görev yaptığının altını çizerek Vali Çiçek ve eşine teşekkür etti. Bu bağlamda kültür evlerini ben moral eğitim merkezi olarak görüyorum gerçekten. Üstelmiş, yani ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Gerçekten böyle bir şeyin ilimizde olması adına kendim Afyonluyum ben. Bu şekilde... Üstelik Afyon'dan evet, Türkiye'ye gidecek bir proje değil. Müslahim Halimizin işlerinin öncülüğünde. Ben birçok il gezdim ama böyle bir projeyle ilk kez karşılaştım. Bu projede görev aldığım için de ayrıca çok mutluyum. Kadınlarımıza hizmet vermekten gerçekten gurur duyuyorum. Neyse. Tekrar emeği geçen bütün amirlerimizi,
Çok teşekkür ediyorum burada. Mahallemiz Gökmen Çiçek ve eşleri Sümeyran Çiçek Hanımefendi gerçekten Afyon adına çok güzel işler çıkartıyorlar. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Hepsine çok teşekkür ederiz. Evet. İlimizden diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Afyonkarahisar Hisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, bir dizi incelemede bulunmak üzere Bayat'ı ziyaret ederek ilçedeki İstiridye Mantar Üretim Tesisine tam not verdi. Bayat Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Yardımcısı Keklik burada Kaymakam Mehmet Anıl Çolak'la görüşme yaptı. Vali Yardımcısı, Kaymakam Çolak'tan ilçenin ve kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı. Bayat Kadın Kültür Evi'nde de incelemede bulunan Keklik Bayat Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi, İstiridye Mantarı Üretimi, haşhaş sürtme, paketleme ve satışı merkezleri hakkında bilgi aldı. Son olarak tarihi Bayat Kilimleri Üretim ve Satış Atölyesi'ni ziyaret eden Keklik, Bayat Kilimleri ve burada yapılması planlanan projeleri inceledi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz Başkanlığı'nda Çay, Emirdağ Sandıklı ve Şuhut Devlet Hastaneleri Başhekim ve Müdürlerin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşların verimliliği ve sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi belirli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çay, Emirdağ Sandıklı ve Şuhut Devlet Hastaneleri Başhekim ve Müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz Başkanlığında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Operatör Doktor Ahmet Murat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Muhammed Yiğit'in de katılımıyla yapılan toplantıda hastanelerin çalışmaları tek tek ele alınarak verimlilik kriterlerine göre incelendi. Bunun yanında hastanelerin genel işleyişleri, COVID-19 salgın sürecindeki çalışmalar ve aşı gibi konularda ele alındı. Hastane kapasiteleri ve sunulan hizmetlerde kurumların daha verimli hale getirilmesi için yeni projeler üzerinde görüş alışverişi yapılmasıyla toplantı son buldu. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yataklı tedavi hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerde görevli personel ve yöneticilere yönelik hastane afet planı uygulayıcı eğitimi yapıldı. 15-17 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan uygulayıcı eğitiminde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri Hastane Afet ve Acil Durum Planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psikososyal destek faaliyetleri konularında bilgiler verildi. Masa başı tatbikatı uygulamasıyla eğitim sonlandırıldı. Eğitimler sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi. Asayiş haberlerimiz var sırada. Garanti kupon diyerek 43 kişiyi dolandırdılar. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülmekte olan bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında sosyal medya platformlarında sahte hesaplar üzerinden kazanma garantili iddia kuponu paylaşımı yaparak 43 kişiden toplam 479.457 lira dolandırdıkları tespit edilen şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. 2 Kasım'da yapılan operasyon sonucunda yakalanarak tutuklanan ve yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıslarla dolandırıcılık eylemlerinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen Ankara'nın Polatlı ilçesine ikamet eden Güven Çelik isimli şahısla Çankaya ilçesine ikamet eden Sahra Sezen Anar yakalanarak gözaltına alındılar. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Güven Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Sahra Sezen Anar ise tutuklandı. Uyuşturucu satıcıları ticari takside yakalandılar. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kent merkezi Salar Beldesi'nde ikamet eden şüpheli ABG isimli şahsın elinde bulundurulması ve kullanılması yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç olduğu ve satmak için İhsaniye ilçesi Gazlıgöl Beldesi'nde müşteri aradığı yönünde bilgi alındı. Bilgiler doğrultusunda şüpheli ABG isimli şahıs Gazlıgöl Beldesi'ne yapılan yol kontrol faaliyetinde MTVKA ile birlikte ticari bir takside yakalandı. Şahısların üst araması ve araç içindeki aramada 1115 adet sentetik eczacı hapı ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan kimlik sorgusunda MT isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydının bulunduğu tespit edilirken ABG, MTVKA isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı.
Olay kent merkezi Erenler Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir evde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında ekipler 6 gram bonzai, 63 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyondan sonra OT, SD, YK, AC ve İE isimli şahıslar gözaltına alındılar. 4 kişi serbest bırakılırken İE çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehirli dolandırıcı köylüsünü sahte anne, baba ve gelinle tuzak kurup 100 bin lira zarara soktu. Eskişehirli köylüsünün evlenmek istediğini duyan İG isimli kişi aracı olarak kendisine yardımcı olacağını belirtti. Daha sonra sahte gelin H.Ö., sahte anne A.G. ve sahte baba H.Ö. Tavşanlı ilçesinde bir ev kiralayarak damat T.G.'ye formalite olarak kız isteme merasimi yaptırdı. Mağdur T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin lira karşılığında ziynet eşyaları aldıran şahıslar bir müddet sonra ortadan kayboldular. Şikayet üzerine yapılan çalışmalarda T.G.'yi sahte isim kullanarak kandıran ve dolandıran şüphelilerin gerçek isimleri tespit edildi. Şahıslardan aracı İG, sahte gelin H.Ö. ve sahte anne A.G. yakalandı. Firarda olan ve Afyonlu olduğu belirlenen sahte baba H.Ö. aranıyor. Emniyetteki sorgularından sonra İG, H.Ö. ve A.G. sağlık kontrolden geçirilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Havadan ceza yağdı. Sürücülere 3.980 lira para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Ekipler Sandıklı Şuhut, Afyonkarahisar Kent Merkezi'nde helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. 3 uygulama noktasında kural hatası yapan sürücüler havadan tespit edilerek durdurulup kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 3.980 lira para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi. Son zamanlarda yaşanan otobüs ve servis araç kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüs ve servis araçlarında olan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldılar. Takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyova Köyü yolu istikamete meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şuhut'tan Akyova Köyü yolu istikametine doğru seyir halinde olan 22 yaşındaki Alican Alttekin idaresindeki 03ABE 003 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu viraj alamayarak takla atıp kavak ağaçlarına vurarak durabildi. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken sürücü Alican Alptekin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Alptekin'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler ağır yaralı sürücüyü Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti ancak buradaki müdahaleye rağmen Alican Alptekin hayatını kaybetti. Kazanın ne kadar şiddetli olduğu kamyonetin kava karşılarına vurup devirmesi ve fren izlerinden gözlendi. İlimizin güzide yapılarından biri olan Taş Medrese, Afyonkarahisar Belediyesi'nin himayesinde Türk İslam sanatlarının icra ve ihyasına olanak sağlıyor sayın seyirciler. Yok olmakla karşı karşıya kalan pek çok meslek yeniden burada hayat buluyor. Tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar, geçmişten günümüze tarihi adeta yeniden canlandırıyor. 500 yılı aşkın tarihe sahip Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biri Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı 26 kubbeli taş medrese, görkemli yapısı ve işçiliğinin yanı sıra barındırdığı mistik ve tarihi ortamla oldukça dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda türlü sanatlara ev sahipliği yapan taş medrese şimdilerde ise Afyonkarahisar'ın kültürüne, dini ve ilmi faaliyetlerle sanatseverlerin gelişimine katkı sağlıyor. Tarihimize ışık tutan taş medresede belediye başkanı Mehmet Seybi'nin destekleriyle açılan 10 atölyede 20'ye yakın meslek gelecek nesillere aktarılıyor. Medresede uzman öğreticiler tarafından tesbih, deri işlemeciliği, bıçak, ahşap oyma, seramik, boynuz tarak, keçe ve baston kursları veriliyor. Belediyece desteklenen bu kurslar ücret almadan düzenleniyor. Taş medresede verilen kurslar sayesinde ortaya çıkan eşsiz eserler
Ziyaretçiler tarafından görülmesi için avluda bulunan vitrinlerde sergileniyor. Bu işi çok severek yapıyorum, çok mutlu olarak yapıyorum. Mesela bu gördüğünüz bu seccade, her ilmeğinde benim emeğim var ve çok mutlu hissettiğim anlarım var. Buraya gelen kursiyerlerim de aynı şeyleri söylüyorlar. Ve normalde bizim kurslarımız 6 ay devam eden bir süreç ama uzun süre gelmek isteyenler ve daha fazlasını yapmak isteyenler var. Onlardan da geri dönüş olarak mutluluk alıyoruz. Ve bizi bu çok mutlu ediyor. Çünkü burada illa keçi olarak değil birçok atölyemiz var ve isteyen istediği yerde istediği eğitimi alabilir. Kırılma yapmıyor, elektriklenme yapmıyor, kırılmayı önlüyor. Hani bizim saçımızın dökülüyor dediği mevzusu kırılmadan dolayı dökülüyor. Uçları sivridir biraz, zamanla hani anlarsınız. O da uçları deriye değdiği zaman hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem deriye masaj yapıyor. Boş vakitlerine burada getirmelerini tavsiye ederiz kurslarımızda. Dükkan açan arkadaşlarımız da var. Evlerinde yapan arkadaşlarımız da var. Zevkli bir ortamımız var, sıcakkanlı. Ben yapamam diye bir şey yok. Bence istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey de yok. Görünüşte girdikleri zaman bir erkek mesleği gibi görünse de sevdikten sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok diyebilirim. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. En son 1960'ta yapılmış Afyon'da. O zamandan beri yapan yok. Ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken Taş Medrese, Afyonkarahisar'da mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin de başını çekiyor. Hem tarihe hem de sanata kapı açan Taş Medrese de aynı anda yüzden fazla kursiyer, yeni meslekler ve hobiler edinme fırsatına da sahip. Yemeni, çarık, çanta, tablo, ev aksesuarları, kemik tarak, keçe ürünleri, bıçak, kılıç, tesbih, ahşap figürler, baston ve seramik ürünleri usta ellerde form bularak ilgililerin beğenisine sunuluyor. Taş Medrese haftanın 7 günü hem meslek sahibi olmak isteyenlere hem de ziyaretçilerine açık. Çok güzel, başkanımızın da bu konuda bize çok destekleri var. Yani buraya herkesi davet ediyoruz biz. Böyle bir alanda bir de seramikle uğraşabilmek çok bambaşka bir duygu. Hani normal bir atölye değil, normal bir ev ortamı değil. Buranın bu mistik dokusu insanın kendisini bulması için çok daha keyifli bir alana doğru yönlendirebiliyor sizi. Çamur topraktan geliyoruz biz de. Topraktan gelip gene toprakla bir araya gelebilmek çok keyifli. Ve işte bu alanda bir sürü insan eğitim gördü. Onların da enerjisiyle çok daha güzel, keyifli ürünler çıkıyor. Burada biz bir aile gibiyiz. Diğer hocalarım da keza öyle. Gelenler de öyle olacaktır. Hem el sanatların konusunda gelişebilirler. Kendilerine ek gelir elde edebilecek kadar çok şey öğrenebilirler. Taş Medrese 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Mimar Ayaz Ağa'ya yaptırılan Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin yapılarından biri. Medrese cami gibi kesme tüf taş kaplı olup avlu etrafında 26 kubbeli bir yapıdır. Avlu her iki yanında revaklar ve revaklara açılan 7'şer hücre ve yazlık eyvandan meydana gelir. 20. yüzyılın başlarına kadar medrese olarak kullanılan bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında onarılarak önce müze deposu, 1933 yılından 1971 yılına kadar müze müdürlüğü olarak hizmet vermiş, yapılan tamir ve restorasyon sonucunda 1995-97 yıllarında Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmıştır. Medrese günümüzde Afyonkarahisar Belediyesi tarafından işletilmektedir. Atölyelerinde el sanatları ürünleri üretilmekte, eğitimler verilmekte ve satışı yapılmaktadır. Tarihi Taş Medrese, unutulan zanaatların canlanmasına, gelecek nesillere aktarılmasına imkan tanırken, belediye ise destekleriyle özellikle kadınların istihdamına ve şehrin kültürüne sahip çıkıyor. Sayın seyirciler, 2 saatten fazla kullanılan maskeler hastalıkları taşıyıcı hale geliyor. Bakın nasıl? 2 saatten fazla kullanılan maskeler hastalıkları taşıyıcı hale geliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar,
Laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında göstererek ağza takılan maskelerin saatte bir değiştirilmesi uyarısında bulundu. Profesör Tayar, maskeleri bir hafta kullanan insanların olduğunu ifade etti. Eğitimin başladığı, havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske. Yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var. Ya elimizde maskeler, cebimizde maskeler ve biz maskelerle sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyoruz. Oysa maskelerin özelliklerini tekrar bakmamız ve ömrün en fazla 2 saat olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yoksa sabahtan cebimize koyduğumuz maske, ben birçok arkadaşımda, birçok yakınımda bu maskelerin bir hafta bile kullanıldığını görüyorum. Yani böyle olunca da işte yaptığımız çalışmalarda da bu tip maskelerin birçok COVID-19 için, birçok hastalık etkin için iyi bir taşıyıcı haline geçiyor. Oysa maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamamız gerekiyor ve maskeleri evet kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra maskeyle önüne çok fazla elle temas etmiyoruz. 2 saat sonra da maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Covid-19 ile 2019 Mart ayında tanıştığımızı belirten Profesör Tayar, bu yüzyılda bir gelen felaketler maalesef etkisini devam ettiriyor dedi. 2019 Mart'ında tanıştığımız Covid-19 hepimizin sağlık anlayışını, hijyen anlayışını kökten değiştirdi. İlk vakalar çıktığı zaman hatırlarsanız aşırı tepkiler gösterdik. İnsanlarla temas etmemeye çalıştık. Hastalık korkusuyla evlerimize kapandık. Alışveriş alışkanlığımız komple değişti. Alışverişe çıktığımız zaman da marketteki hareketlerimizi hatırlayın. Eve getirdiğimiz portakalları bile deterjanla yıkayan, dezenfektanla yıkayan arkadaşlarımız oldu. Eve gelen paketleri, ambalaj paketlerini balkonda 2 gün bekleten insanlardan tepkiler almaya başladık. Evet, o ilk gösterilen tepkiden sonra bir takım kuralları tekrar hatırladık ve korona ile ilgili olmazsa olmazları konuştuk. Maske, mesafe, hijyen hepimiz için önemliydi ve bu kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Yalnız o ilk verdiğimiz tepki, ilk verdiğimiz reaksiyonlar zamanla biraz daha yumuşamaya başladı. Ondan sonra klasik, ya bana bir şey olmaz, ah ben de hastalanmadım diye o ilk yaşadığımız korku panik geçtikten sonra da artık tekrar, bir de yaz mevsiminin gelmesi, işte düğün sezonu, tatil sezonu bizleri biraz daha rahatlattı ve bütün bu tedbirleri gevşetmeye başladık, önemsizleştirmeye başladık. Ardından işte aşı süreci, aşı oldum olmadım kavramları da devreye girince sanki böyle bir salgın hastalık yok, böyle bir pandemi yokmuş gibi davrandık ama bu yüzyılda bir gelen felaketler maalesef etkisini devam ettiriyor. Ve artık eskiden hastane sonuçlarına, istatistiklere bakan, onlara göre karar veren insanlar daha gevşek davranmaya başladık ama Profesör, havaların soğumaya başladığı, okulların açıldığı, toplu ulaşımdan daha fazla yararlandığımız bu süreçte tekrar ilk korona sürecindeki gibi tedbirleri hatırlatmakta yarar olduğunu söyledi. Maske, mesafe, hijyene aynı şekilde özen göstermemiz gerekiyor ki hazır işte aşılamanın belli bir orana ulaştığı, toplumsal bağışıklığın biraz daha yaygınlaştığı ve Covid-19'u ilk tanıştığım zaman insan organizması etkeni tanımıyordu. Covid-19'u tanımıyorduk ama bu şekilde çoğumuz hastalığı bir şekilde geçirdik, aşılandık. Artık Covid-19 organizmam için tanınan, bilinen bir virüs olmaya başladı. Ama virüs de bu süreçte hızla değişime uğrayarak bize değişik yerlerden saldırmaya devam ediyor. Kış aylarının en büyük problemlerinden biri de su içmemek. Su alımı çok önem arz ediyor. Elazığ Medline Hastanesi uzman diyetisyeni Selen Fırat, kış aylarında doğru beslenme ile ilgili bilgi verdi. Uzman diyetisyen, kış aylarında insanların biraz daha eve kapanıp hareketsiz kaldıkları için enerji ihtiyacının azaldığını aktardı. Malum, insanların bir dönem eve kapandığı bir aralık demek. Daha fazla hareketsiz kalıyoruz. Hareketsiz kaldığımız için de enerji ihtiyacımız biraz azalıyor. Ama kış ayları gecelerde uzun. Bu yüzden atıştırma kültürü çok fazla oluyor. Bunun için sağlıklı atıştırmalıklar kullanırsak, hazırlarsak kendimize daha doğru bir yöntem izleyeceğizdir. Özellikle böyle taze kuru yemişler gibi ya da kendi hazırladığımız küçük atıştırmalıklar daha sağlıklı
küçük böyle sütlü tatlılar atıştırırsak kış gecelerinde daha sağlıklı bir örüntü oluşturmuş oluruz. Diyetisyen, kış aylarında bolca C vitamini alıp mutlaka su içilmesi gerektiğini vurguladı. Kış aylarında evet biraz havalar soğuk ama bir yarım saat dahi olsa yürüyüş, egzersiz bizim için çok faydalı olacaktır. Kış aylarının en büyük problemlerinden bir tanesi de sıvı tüketmemek, su içmemek. Yazın susadığımız için bir miktar su içiyoruz ama kışın bu da olmadığı için suyu da bayağı bir ihmal etmiş oluyoruz. O yüzden su tüketimine de lütfen çokça dikkat edelim. Susamasak bile ara ara suyumuzu içmeyi ihmal etmeyelim. Kış aylarında çok güzel sebzeler var. Kış aylarındaki sebzeleri de bol bol tüketip C vitamini almaya özen gösteriyoruz. Biliyorsunuz kış ayları ek olarak enfeksiyonların kol gezdiği, işte Covid sürecinden zaten bir pandemi sürecinden de geçiyoruz. Özellikle C vitamini alımımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme örüntümüze mutlaka taze sebzeleri, meyveleri günde 4-5 porsiyon totalde olacak şekilde eklemeyi ihmal etmememiz lazım. Yine burada da sıvı alımı çok çok önem arz ediyor. Sağlıklı bir insan, sağlıklı bir beslenmeyle oluşuyor açıkçası. O yüzden hem kendimizin, hem ailemizin, hem de toplumumuzun sağlıklı kalması için beslenme programımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sizleri spor turumuzda baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Kayıkla ilgili sporların en eskisi olan ve 1990'lı yıllardan bu yana ülkemizde yapılan kano sporu artık Afyonkarahisar'da yapılacak. Günümüzde olimpiyat oyunları programlarında yer alan kano sporu, şehir merkezinde Akarçay'ın hemen kenarında inşa edilen ve yapımı tamamlanan kano tesisinde kısa bir süre sonra yapılabilecek. Gençlerin çok seveceği kano sporuyla Afyonkarahisar sporun her türlüsüne elverişli bir il olduğunu bir kez daha göstermiş olacak. Şubat ayında çalışmalarına başlanan kano tesisinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Açılışa hazır hale gelen tesis, soyunma odaları, antrenör odaları, kafeterya, amfiteyatro, fitness salonu, toplantı salonu, ofis, mutfak ve mescitle yaklaşık 600 metrekare alana sahip olacak. Ulusal, uluslararası müsabakaların yapılması planlanan kano tesisi yeni sporcular da yetiştirecek. Ülkemizin doğa şartlarını ve turizm potansiyeline uygun bir spor dalı olarak kabul edilen kano sporunu Afyonkarahisarlıları sevdirecek olan tesisin tüm yapım aşamalarını yerinde inceleyen, çalışmaları bizzat takip eden Vali Gökmen Çiçek, fırsat bulduğu her an tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Afyonkarahisar'da böyle bir tesisin yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çiçek, gençlerimiz burayı çok sevecek, inşallah kısa bir süre sonra burada çok güzel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar bir spor şehri, sporun her türlüsüne de elverişli bir il. Afyonkarahisar Belediye'mizin yer tahsis etmesiyle bir yıl olmadan güzel bir tesisi şehrimize kazandırdık. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe'ye ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehir merkezindeki konumu itibariyle bir ilk olma özelliği taşıyan tesisimiz Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olsun dedi. Güreş dalında 29-30 Ekim 2021 tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'na şampiyon olan Fatma Yılmaz Yağmur Karabacak'la şampiyonada 5. olan Havva Gonca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici ve antrenörleri Yakup Yağcı ile birlikte Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret ettiler. Elde ettikleri başarılarla Afyonkarahisar'ın göğsünü kabartan Taşoluk Belediyesi Bayan Güreş Takımı sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Vali Çiçek, Balkan Şampiyonası'nda bizleri gururlandırdınız, her zaman sizin gibi başarılı sporculara destek vereceğiz, başarılarınızın devamını diliyorum dedi. Afşat Afyonspor'da Başkan Yusuf Ulutürk'ün istifası sonrası Vali Gökmen Çiçek tarafından kulüp başkanlığına getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, çarşamba akşamı gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına seçildi. Afşat Afyonspor Kulübü Derneği'nin 17 Kasım 2021 tarihli seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı dernek merkezi Afbel Termal Spa Otel'de kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongre sonrası ilk toplantısını yapan yönetim görev dağılımını yaptı. Afşat Afyonspor Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Süleyman Karakuş Kulüp Başkanı, Aydın Tek Başkan Vekili, Halil Akbulut Futbol Şube Sorumlusu, Ethem Karahan Medya ve İletişim Sorumlusu, Adem Yılmaz İdari Mali İşler Sorumlusu, Eren Alan Arge ve Sponsor İlişkileri Sorumlusu, Halil İbrahim Özkaya Altyapı Sorumlusu. Yedek üyeler: Ali Ertan Ercan, Muzaffer Aktar, Kemal Özkara, Süleyman Kaya, Serhat Düzağaç olarak belirlendi. Denetim kurulunda Avukat Onur Çelik, Başkan, Avukat Halit Özdemir Üye, yedek üyeler İbrahim Yılmaz, Çetin Uzuntepe ve Suat Göçmen olarak görevlendirildiler.
Dünya Büyükler Kickbox Dünya Üçüncüsü Kübra Kocakuş ve antrenörü Berkan Öner, il müdürü Feyzullah Dereci makamında ziyaret ettiler. 15-23 Ekim 2020 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kickbox Şampiyonası'na milli takımımız 8 altın, 14 gümüş, 20 bronz olmak üzere 42 madalya ile şampiyonayı tamamlamıştı. Şampiyonada milli formayla 60 kilogramda dünya üçüncüsü olan ilimizin yetiştirdiği başarılı sporcu Kübra Kocakuşlu antrenörü Berkan Öner Dereci makamda ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve başarılı sporcumuza ödülü takdim eden Dereci, 3-14 Aralık 2021 tarihlerinde de Tayland'ın Bangkok kentinde yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli sporcu Kübra Kocakuş'a başarılar diledi.